Dışarıdan bakıldığında sanki hepsi bir define avcısı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Doğu Kasai bölgesinde yaklaşık 12 bin çocuk ekmek parasını taştan çıkarıyor. Kurallarını silahların belirlediği elmas arama oyununda amaç en büyük taşı bulup zengin olmak ya da sadece aileyi besleyebilmek. Bulunan elmasların ilk durağı ise nehrin kenarındaki arıcılar. $200. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF eşliğinde yaptığımız çekimler insanları rahatsız ediyor. Kameramızı kapatmak zorunda kalıyoruz. Uzun pazarlıkların ardından bu üç çocuğu çekmemize izin veriliyor. Daha sonra onlarla gizlice görüşme fırsatı da yakalıyoruz. Bu çocuklar gibi binlercesi için gün elmas aramaktan ibaret. Durumun değişmesi içinse bir sebep göremiyorlar. Yaptıkları işten dolayı hepsinde akciğer hastalıkları baş göstermiş. Genç kızlar içinse gelecek oğlanlarınkinden farklı değil. Büyüdüklerinde para kazanmanın tek yolu fuhuştan geçiyor. 12 yaşındaki Kakuyi 3 yıldır bu bölgede elmas arıyor. İş sabahın 5'inde başlıyor ve hava kararına dek devam ediyor. Saatlerce çalışmanın ücreti ise günde $2'dan ibaret. Birçok sorun var. Örneğin askerlere geçiş ücreti ödemediğim zaman kıyafetlerimi alıyorlar, beni dövüyorlar. Bölgede çalışmak için taşların değerinin onda birinin ödenmesi gerekiyor. Kakuyi'nin sessizliği durumunu açıklamaya yetiyor. 12'sindeki çocuğun gelecekten hiçbir umudu kalmamış. Sadece kazıyorum, o kadar. Başka bir şey düşünmüyorum. Kongo'nun orta ve güney bölgelerindeki elmas madenlerinde UNICEF'e göre yaklaşık 40 bin çocuk çalışıyor. Ülke Afrika'nın en zengin yeraltı kaynaklarına sahip. Doğu Kasai'deki Mubuji-Mayi dünya elmas başkenti olarak kabul ediliyor. 80'li yılların başına kadar ülkedeki elmas arama çalışmaları devlet tarafından yürütülüyordu. Fakat bu tarihten sonra tekele son verilmesiyle elmas avcılarının sayısında da bir patlama yaşandı. Etnik çatışmalardan kaçan on binlerce kişi daha iyi bir hayat için bölgeye sığındı. Fakat bugüne kadar elmaslar halka fakirlikten başka bir şey getirmedi. Toner'in 8 çocuğu var. Etnik çatışmalardan dolayı terk ettiği ana vatanına tekrar geri dönmüş. Buradaki balubalarla diğer bölgedeki balubalar arasında bir iç savaş yaşandı. Bu yüzden topraklarımızı terk etmek zorunda kaldık. Bize doğduğumuz köylere geri dönmemizi söylediler. Fakat çok endişeliyim ve olanlardan dolayı gurur duymuyorum. Çocukken bu topraklarda nasıl yaşadığıma ve şu anda çocukların halini gördüğümde çok üzülüyorum. İçime gerçekten çok dokunuyor. Toner'in kızı Nutumba, UNICEF'in uygulamaya soktuğu programdan faydalanmış. Program sayesinde genç kız okula gidip mesleki kurslara katılabilmiş. Terzilik yapan Nutumba, bölgede küçük bir mağaza açmış. Çocuklarımız nereye mi gitmeli? Tabii ki okula. Çocuklar Okula kampanyasına katılan bu sokak tiyatrosu mesajın ailelere ve çocuklara ulaşması için çabalıyor. Sahnelediğimiz bu oyunla insanların dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Bu şekilde ailelere, çocuklara madenlere göndermemelerini sağlamaya çalışıyoruz. Piyeste çok ağır iş şartlarından dolayı bir oyuncumuz hasta düşüyor. Çocuklar ağır işlerde çalıştırılmamalı. Bu çok kötü. Elmas madenlerinde çalışmanın sağlığa çok zararlı olduğunu çok iyi biliyoruz. En büyük zararı ise ölüm. Acı çektiğimizde acımızı giderecek tıbbi bir yardım almamız mümkün değil. Peki böyle olunca ne yapabiliriz? Fakirlikten dolayı yıkılıyoruz, ölüyoruz. Kongo'da etnik savaş bir türlü sona ermiyor. Kivu bölgesindeki çatışmaları uluslararası kamuoyu endişeyle takip ediyor. Ülkenin orta bölgesi Doğu Kasai'deki halk ve özellikle çocuklar için her gün can pazarı yaşanıyor.
0-5 yaş arası çocuk ölümleri bölgede çok yaygın. Çatışmaların hiç bitmediği Kivus'un iki tarafında bu oran çok daha yüksek. Bu durumun birçok sebebi var. Fakat bunlardan en önemlisi kasaya oranla doğuda daha çok yardım kuruluşunun bulunması. Biz UNICEF olarak buraya yardım kuruluşlarını çekmekte çok zorlanıyoruz. Çocuklara eşlik etmek için küçük projeleri uygulamaya koymanın olumlu bir şey olduğu kesin. Çünkü kısa vadede hızlı bir sonuç alabiliyorsunuz. Fakat bu projelerin uzun vadede uygulanması mümkün değil. Toplumdan önce ailelerin sorumluluğu da arttırılmalı. Daha sonra da çocukların bakımını hükümet üstlenmeli. Çocukların hakları olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu hakları koruyan bir yasa yürürlükte bulunuyor. Fakat bazı eksikliklerden dolayı ya da metnin anlaşılamamasından dolayı yasanın uygulanmasında sorunlar yaşıyoruz. İnsanlar değişikliklere direniyor ve bu yasa bugüne kadar doğru olduğu düşünülen şeylerin yanlış olduğunu ve değiştirilmesini istiyor. İnsanlar için çocuk ailesine yardım etmek zorunda. Yardım etmenin altını çizmek istiyorum. Aileler çocuklarından su getirmesini istediklerinde bu onlara göre yardımdan başka bir şey değil. Çocukları çalıştırmamamız lazım. Fakat bu noktada bir sorunla karşı karşıyayız. Bir çocuğu madenden kurtardığınızda onun madenden uzak duracağı veya madene geri dönemeyeceği bir yere yerleştirmeniz gerekiyor. Peki çocuk çalışmazsa ne yapacak? Ne yiyecek? Ne giyecek? Nasıl kendini koruyacak? Bu sebeplerden dolayı çocuklar tekrar madenlere geri dönüyor. Peki bu durumu engellemek için ne yapılabilir? Başarılı olmak için bütün politikacılarla görüşmek ve onaylarını almak gerekiyor. Alexandra ülkede işlerin nasıl işlediğinin ve ne kadar zor olduğunun farkında. Bence hükümetin politikalarında yavaş da olsa bir ilerleme yaşanıyor. Bu durum Sayın Bakan'ın demecinde de hissediliyor. Çünkü Bakan aktivitelerin uzun vadeye yayılmasından bahsetti. Şimdi yapılması gereken şey ise bu uzun vadeye yayılma işleminin hükümetin görevi olduğunun kabul edilmesi. UNICEF bu zorlu savaşı vere dursun, Kakuyi ve binlerce çocuk elmas aramaya devam ediyor. Başlarındaki silahlı kişilerden olsa gerek hepsinin yüzleri gülüyor. Fakat bu gülümsemeler gözlerindeki endişe ve umutsuzluğu saklayamıyor.